Açın kapıları, gelsinler. Hop hop hop, bir dakika arkadaşlar, bir dakika bekleyin. Bir saniye, ama lütfen. Bir saniye, çekilir misin? Bekleyin arkadaşlar, geliyorum, şimdi geliyorum. Beyefendi. Efendim, bu bomba kaset konusunda neler söyleyeceksiniz? Bu olay sizin için sürpriz oldu mu? DGM savcılığının soruşturma açmasını nasıl karşılıyorsunuz acaba? Yeni bomba kasetlerde patlayabilir mi acaba efendim? Bomba ha? Kaset bombası. Ben en iyisi size bir hikaye anlatayım. Kralın bir fili varmış. Savaşlarda çok yararlılıklar göstermiş. Krala büyük hizmetlerde bulunmuş. Sonra yaşlanmış tabii. Kral da ona kıyamamış. Serbest bırakmış. Yılkıya bırakmış yani. Bırakırken de boynuna bir ferman astırmış. Bu kralın filidir. Kimse kılına dokunmasın diye yazmış. Derken filcağız bağ bahçe dolanır olmuş. Kimse dokunamıyor. Bir gün garibin birinin tarlasına girmiş. Dağıta dağıta otlanıp duruyor. Adamın biri gelmiş. Ne oluyor ya? Bu da nereden çıktı diye kovalamaya niyetlenmiş ama bir de bakmış ki boynunda bir ferman. Kralın filidir. Dokunmayın diye yazıyor. Ne yapsın? Çaresiz yutkunup kalmış. Fil tarlayı darma duman edip ilerledikçe arada bir ürkekçe şşt, şşt diyormuş. Şşt, şşt. O sırada komşu tarlanın sahibi yaklaşmış. Onun da tarlası perişan tabii. Komşu demiş. Şşt boşuna şşt deme. O koca koca top seslerine bile aldırmamış. Senin şşt sesini hiç takmaz. File benzer bir yanımız yok ama biz çok bomba top sesi duyduk. Çok. Tamam arkadaşlar. Bu kadar yeter. Dağılın artık. Hadi arkadaşlar. Yolu açın. Sen şuraya geç. Hadi. Çok çok koş. Biraz daha açıklama yazar mısınız lütfen? Sayın basın mensupları, arkadaşlar, bir beni bir de filleri sakın unutmayın.